düşmüş emelden hayattan. Kaldır beni, kaldır beni, 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 beni. Kaldır, kaldır beni, kaldır beni, beni. Şahına yüz süreyim dergahına, söylen güzeller şahına yüz süreyim dergahına. Zehir olan kadehine doldur beni, doldur beni, 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 beni. Doldur, doldur beni, doldur beni, beni, doldur. Çağlatma, ok vurup sinem dağlatma, Didem denemi çağlatma. Gel yeter beni ağlatma, güldür beni, güldür beni, 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 güldür, güldür beni, güldür beni, beni, Hasret'e sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hasret'te mi Cem evinde öğrendi bağlamayı kursu? Güzel. Ama Hasret benim her şeyim, onu her yere götürürüm. Elimden geldiği kadar. Çok güzel. Sahip çıkmak lazım değil mi gençlerimize başkan? Tabii ki. Eyvallah. Gelen mesajlarımız var. Onları da hızlı bir şekilde paylaşayım değerli dostlar. Vekilimizin de, vekil adayımızın da yoğun işleri var. Onu birinci bölümde konuşturacağız. Programını da bölmek istemiyoruz bir taraftan. Tokat Almus Gevrek'ten Zehra ablan, milletvekili adayımız Salih Şahin'le gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Turan kardeşim, ben Tokat Çambulak Köyü'nden Mesut Önder. Programında başarılar dilerim. Oradaki İbrahim dedeme, başkanıma ve tüm Karabekir halkına selamlar, saygılar demiş. Mesut abiye teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Gelirken de aradı, özellikle size selam söyledi yani. Selam olsun. Tokat Almus Gevrek Köyü'nden kardeşin Cemal milletvekili adayımız Salih Şahin'i gönülden destekliyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz demişler. Ben Ankara'dan Ali Rıza'nın dayısı Sefer Çiğdem, yeğenime başarılarının devamını dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Tokat Almus Gevrek Köyü'nden seni seven Fatma ablan seninle gurur duyuyor. Başarılarının devamını diliyorum. Canım kardeşim Salih Şahin demişler. Teşekkür ediyoruz. Ben Tokat Almus Gevrek Köyü'nden Dursun Şahin, milletvekilimiz Şahin'i, Salih Şahin'i gönülden destekliyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Burak Kartal, Eray Ahi, Ardahan'ın yollarından demiş. Peki. Ben Çaylı'dan Memduh Berk. İyi akşamlar Turan Bey. Misafirleriniz ve sizlere çok güzelsiniz. Başkanımız Eba Müslüm Karataş ve İbrahim Dede'ye saygılarımızı sunuyorum. Rabbim hak yolundan ayırmasın demiş. Allah Allah diyoruz. Keçeci Köyü'nden Sati halası, başarılarını diliyorum. Canım yeğenim, yolun açık olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Kendilerine sağ olsunlar, var olsunlar.
Doktor Salih Şahin ekranında görmek çok mutlu olduk. Ekin TV'ye teşekkür ederiz. Kendisine başarılar diliyoruz demişler. Sağ olsunlar. Kazım Karabekir Cemevi, Sayın Başkan Eba Müslüm Karataş ve yönetimine başarının devamını dilerim. Gebze'den Huvyarlı Aşık İbrahim Esen. Gebze'ye de selam olsun. Ben Gevrek Köyü'nden abin Rıza Erol, milletvekilimiz Salih Şahin'e gurur duyuyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz. Ben Gevrek'ten Arslan Yiğit, milletvekili adayımız Salih Şahin'e, yani teyzemin oğluna başarılar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Evet, Salih Şahin ne diyor? Salih Şahin doktor, beyin cerrahı bir doktorumuz. Tokatımızın da bağrından kopan, yetişen bir abimiz. Ve diyorsun ki biraz da siyaset yapalım. Evet, şu türküden sonra siyaset yapmak hiç içimden gelmiyor. Öyle bir titredi ki gönül telim, öyle bir titredi ki. Öldür beni, öldür beni derken hasret kızımız. Evet. Sonuçta ben bu türküleri duyduğumda heyecanlanıyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Kendimden geçiyorum. Bir derneğimizden, Cemevi Derneğimiz diyor ki duvarlarımız yapılıyor. Bunu anons ediyor. Biz de diyoruz ki Cemevi ibadethane olarak kabul edilsin. Avrupa'da kabul edildi. Evet. Avrupa'da Alevilik din dersi olarak okutuluyor. Türkiye'de de okutulsun. Bunda hiçbir sakınca yok. Biz vergi veriyoruz Aleviler olarak. Evet. Nasıl camide insanlar ibadetini yapıyorsa bu ülkenin vatandaşları olarak biz de ibadethanemizde, cemevimizde ibadetimizi yapabilelim. Biz bunu istiyoruz. Bunu savunmak için de ben burada yer alıyorum. Evet. Yani gönlümüz o yönden tüm canlarla bir. Eyvallah. Nereden adaysınız Salih abi? İstanbul 2. bölgeden adayım. 2. bölge. Evet. 5. sıradanım. Desteklerini bekliyorum halkımızın. Kazanmak şey değil belki ama bu derdimizi anlatabilmek, amacımızı anlatabilmek, bu partiye bir miktar destek verebilmek için çalışıyoruz. Anlatıyor muyuz? Yeteri kadar anlatıyor muyuz? Anlattınız, anlatabildiniz mi? Sokak sokak dolaşıyoruz. İş yeri dolaşıyoruz. Dükkan, ev ev dolaşıyoruz. Geçen de bir mahallede en az 10 tane iş yerini gezdim. İşçilerle muhabbet ettim. Dertlerini dinledim. Yani taşeronlaşmanın bu kadar yüksek olduğu, sigortasızlığın, güvencesizliğin bu kadar yüksek olduğunu gördükçe içim sızladı ama işçilerimizin durumu da öyle. Hemen hemen %60'ının 70'inin sigortası yoktu gezdiğim iş yerlerinde, tekstil atölyelerinde. Bazı yerlerde tamamı kaçak çalışıyordu. Hem yurt dışından gelenler kaçak çalışıyordu, hem de Türk vatandaşı olanlar sigortasız, güvencesiz orada çalışıyorlardı. Yani biz diyoruz ki bu sigortasız, güvencesiz hayata bir son vermenin zamanı geldi. Artık işçilerin, artık Alevilerin, artık Kürtlerin, Türklerin, herkesin mecliste temsil edildiği, sözünü, derdini anlatabildiği bir Türkiye olsun istiyoruz. Eyvallah Salih abicim. Vallahi biz de Tokatlı olsun dedik, bizden olsun. Tokatlı olsun. Programımıza yer verelim, sesini duyuralım. Sana da başarılar diliyoruz Salih abi. Çok teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu düşündüklerinizi, bu söylediklerinizi gerçekleştirirsiniz. Türkiye halkları da bir rahat bir nefes alır inşallah. İnşallah. Dileğimiz peki, bu. Çok teşekkür ediyorum. Tüm canlar hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet değerli dostlar, çaylar hazır. Kısacık bir ara. Birkaç dakika sonra buradayız.
zalime.